Avrupa'yı hanedanlar yönetir. Asırlardır bu düzen değişmez. Batı ailesi kendi arasında savaşsa da sonuçta evlilikler yoluyla krallıklar devam eder. Tudor, Habsburg, Valois hanedanlığı iç içe geçmişken Osmanlı neyine güvenip de bu hanedanın bir parçası olmaya çalışıyor? Müslüman bir hanedan olabilir mi? İmparatorluklar Hristiyan dünyasını temsil eder. Dördüncü bir ortağa gerek yok. Hayal görüyorlar. Balkanlarda aldıkları küçük topraklara mahkum kalacaklar. Majestemiz, Osmanlı elçisi huzurunuza kabul için bekliyorlar. Beklesin. Getirin bakalım. Genç sultanları Süleyman neler istiyormuş bir öğrenelim. Diz çök. Ben kime diz çökeceğimi bilirim. Ne haberler getirdin bakalım? Sultan Süleyman Han Hazretlerinin buyurduğu üzere Macar Kralı 2. Lajos Osmanlı Devleti Aliye'ye olan ödenmemiş borçlarının tez ödenmesini, yapılan ikili anlaşmalara sadık kalınmasını, aksi takdirde iki misli olarak... Ne yaparmış Süleyman? Sultan Süleyman Han bunun bedelini alırım der ve alır. Onun sultanlığı bu sarayda geçmez. Sultan Süleyman Han sadece Osmanlı'nın değil, tüm cihanın sultanıdır. İmparator Şalke'nin sarayına ve Vatikan'a elçileri hemen yola çıkar Andre. Osmanlı'ya verdiğimiz cevabı öğrensinler. Benim krallığımdan haraç istemek ne demekmiş? Sonuçları nasıl olurmuş? Bütün Avrupa duysun.